Kasama mı ağaçtan yiyiniz? Hulki! Hulki sen! Sen yapmışsın! Gerçekten Ömer'i sen! Hulki bunu nasıl yaparsın? O hayvan herif ölmeyi hak etti. Hangi erkek karısına göz koyan, el uzatan adamı affeder? Sana göz koyduğu an ölümü de göze aldı o. Hak etti o. Yeliz. Yeliz bekle. Yeliz dur. Yeliz dur. Yeliz bekle. Yeliz bekle. Bekle Yeliz. Hayır. Bekle. Bırak beni. Bırak git. Yeliz. Hayır. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Yeliz. Hayır. Yeliz hadi eve gidelim. Bırak. Bırak. Yeliz hadi eve. Yeliz sakin ol. Orada konuşalım. Bırak beni, hayır. Bırak kriz beni. Geçiriyorsun. Yeliz bırak, kriz geçiriyorsun. Bırak. Sakin ol. Lütfen korkma bırak, benden. Bırak beni. Katilsin sen. O adam. O adam sana saldırmadı mı? He? Seni kaçırmadı mı? O ölmeyi hak etti Yeliz. Kimse ölmeyi hak etmez. O zaman herkes kendi cezasını kendi kessin. Hani adalet sistemi nerede? Benim için hayatın merkezi sensin. Sana zarar verenin böcek kadar değeri olmaz gözümde. Eser geçerim anladın mı? Bırak gideceğim. Bırak. Bırak. Bırak hasta ne olur. Hasta olacaksın. Şu haline bak. Gideceğim bırak. Ne olur bırak gideceğim. Peki. Peki Cansu. Cansu benimle mi kalacak? Cansu. Beynim döndü resmen soru çözmekten. Kaç doğrum çıkacak acaba? Rezil olacağım vallahi. He, yani kötü durumda olmak değil de yetkinlere rezil olmak mı mesele? Nasıl bildin? Aferin sana. Allah Allah. Şu çocukla ilgili ima yapma bana artık. Ya bir şey ima ettiğim yok canım. Çok iyi biliyorum sadece. Sen onu az daha öldürüyordun. Affettiği yetmedi bir de bunca işlerin arasında üşenmeden gelip seni sınava hazırlıyor. Doktor olacak ya. İyilik yapmadan duramıyor haliyle. Mesleki hastalık onunkisi. Benimle özel bir ilgisi yok canım. Allah'tan hayatta böyleleri var. Başkalarına faydası dokunmadan rahat uyuyamayanlar. Hulusi amca gibi mesela. O da aksi maksi görünür ama kimseye kıyamaz. Hadi kızlar. Ben de yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Dişlerimi fırçalayayım ben. Yarın büyük gün. Hayatta değer verdiğin tek şeyi, adını kaybedeceğin gün. Huysuz ama merhametli ihtiyar. Kimseye kıyamazmışsın. Herkes yere göğe sığdıramıyor o kıymetli pamuk kalbini. Peki neden bana karşı yumuşamadı hiç o kalp? Ya da anneme? Herkese yeten o el bize neden uzanmadı? Başka tarlalardan ne biçersin bilmem. Umurumda da değil. Kim ne derse desin benim tarlama öfkeden başka bir şey ekmedin sen. Hasatın tatlı geçmeyecek Hulusi Bey. Üzgün müyüm? Evet, hem de çok. Beni bu noktaya getirdiğin için. Keşke seni hiç bulmasaydım. Seni hiç bulmasaydım hala bir babam olacaktı. Hayali bile olsa senden iyiydi. Ellerim dondu. Gözümden kaçmıyor küçük hanım. İki gündür Eylül'e huysuzla ilgili laf takıp duruyorsun. Ne iş? Yok canım sana öyle gelmiş. Bilge. Uykum var zaten. Uğraştırma beni ablacığım. Eylül'e bir şey söylemek yok ama. Geçen odasına çıktım yani. Tesadüfen günlüğe çıktı. Benim de gözüm kaydı. O da mı günlük tutuyormuş? Yazdıkları öfke dolu.
huysuz amcadan intikam almak istediğini yazmış. Hatta başladım falan yazmış ama ne yaptığını bilmiyorum. Huysuz amcaya anlattım. Söyleme sakın dedi. Bilmiyormuş gibi davran. Eylül utanmasın dedi. Görsen o kadar anlayışlıydı ki abla. Beklemediğim şey değil dedi, biliyor musun? Bana zarar verecek ki iyileşecek dedi. Hak ettim dedi. O gerçekten iyi biri. Eylül ablanın bunu geç görmesi çok fena olmaz mı? Aferin. Aferin. Eylül Hanım da bir tekme attı bize, öyle mi? Ben salak salak aile oluyoruz sanıyorum. Her şeyimi anlatıyorum. O gizli gizli komplo mu hazırlıyor yani? Kimseye güvenemeyecek miyiz biz anasını satayım ya? Titriyorsun. Gel sıcak bir şeyler yapayım, sana konuşalım. Yapma. Yapma ne olur böyle. Cansu'nun yanına gideceğim. Bu gece onunla uyuyacağım. Şimdi uykusundan kaldırıp götüremem. Çocuk da panik olur. Sabah gideriz. Geliz. Geliz. Cansu'nun yanına gideceğim. Gelme artık, gelme. Kim o? Benim ablacığım. Kay biraz. Of, buz gibisin abla. Affedersin canım. Neden geldin? Uykun açılacak bir tanem, uyu hadi. Kavga mı ettiniz? Ablacığım yok bir şey. Hadi uyuyalım artık, ne olur. Benim için hayatın merkezi sensin. Sana zarar verenin böcek kadar değeri olmaz gözümde. Ezer geçerim, anladın mı? Anne, en çok da sizi bu kadar hayal kırıklığına uğrattığıma üzülüyorum. Ama yok işte. Sabahlara kadar da konuşsak benim bir çıkışım yok. Gül bahçesine girmiyorum. Ben de farkındayım. Ama desteğin lazım. Çok yoruldum anne. Babamı ikna etmek daha da zor olacak. Ne olur bana yardım et. Hem sonuçta bu senin de torunun. Hiç mi heyecanlandırmıyor seni? Kızgınlıktan başka hiçbir şey yok mu içinde? İçimde öyle fırtınalar kopuyor ki. Oğlumla ilgili en çok hayalini kurduğum şey birden kabusum oldu. Bu armağanla olsaydı ya da yaşıtın başka biriyle bu şekliyle yine yıkım olurdu, üzülürdüm. Ama en azından derdim ki hata. İkisi de genç, cahil. Bilememişler. Ama bu böyle, bu hata değil. Bu bir oyun. Resmen bir tuzak. Bunu hazmedemiyorum, anlıyor musun? Oğlumu bu tuzağa kaptırmayı hazmedemiyorum. Tezer'e ben de çok kızgınım. Onu savunacak değilim, yanlış anlama sakın. Evet, ona hiçbir zaman aşık olmadım. Ama onun bütün bunları planladığını hiç sanmıyorum. Aslında iyi niyetli biridir Tezer. Böyle küçük hesaplarla uğraşacak biri asla değildir. Bu tamamen ilahi bir ceza belki. Çocuğun olmaz demişler ona. Düşük ihtimal demişler. İhtimal ihtimaldir. Yine de korunmalıydı. Ne kadar açıklama bulursan bul, ben o kadını affedemeyeceğim oğlum. Bu evliliği kabullenemeyeceğim. Hırkan nerede canım? Abla önünde ya işte. Görmemişim. Sabah da banyoya gidiyordum. Kapıyı kilitlemişsin. Niye ki? Korkunç rüya mı gördün? Hadi servisin gelir şimdi. Çantanı kontrol et de eksiğin kalmasın. Kahvaltı? Bu sabah okulda edersin hayatım. Aşağıdayım ben. Thank you.
Gitmedin mi sen? Yapma. Bana böyle ürkek bakma ne olur. Eli kanlı katil değilim ben. Sadece çok canım yandı. Çok. Yaptığı, söylediği her şey. O Allah'ın belasına güvenmiştim ben Yeliz. Senin de dediğin gibi sağ kolumda o benim. Kolumu kesip attım ben. Sana zarar verdi diye. Sen de yaşadın bu öfkeyi, tanıyorsun. Cengiz denen o öldürmek istemedin mi? Onu eve kaçırmadın mı? Ama öldürmedim. Çünkü daha küçüktün. Çünkü korkmuştun. Hele bir de Cansu'ya yapsaydı sana yaptıklarını. İnsan kendine yapılana susabiliyor. Ama en sevdiğine, canına yapılana susmak mümkün olmuyor. Beni aldatsaydı, dolandırsaydı razıydım. Ama biliyordum. O senin benim için ne demek olduğunu biliyordum. Yapmayacaktı. Yeter. Ne olur yeter. Hazmedemiyorum. Ne diyeyim istiyorsun? Tamam, hadi kaldığımız yerden devam edelim mi? Yürüyelim mi hiçbir şey olmamış gibi? Benden korkma. Bana kapılarını kapatma. Sadece bunu istiyorum senden. Abla, eşyalarımı niye hazırlattın? Emel Hanım, tamam, bırakın çantayı, siz gidebilirsiniz. Bu akşam ablamlarda kalmaya ne dersin canım? Özlemişler seni. Ben de onları özledim. Hem Uysuz amcaya da piyano yarışmasını anlatmadım daha. Ne güzel işte. Hepsiyle hasret giderirsiniz. Servis akşam seni oraya bırakacak. Abla, iyi misin? İyiyim canım. Çok sıkıyorsun ama, canım acıdı. Öyle mi? Affedersin hayatım. Abla, sen çok üzgün bakıyorsun ama bana. Sen ne hızlı büyüyorsun böyle. Çocuk değilim ben diyorum ama size. Canım, o CD'den kimseye bahsetme artık, tamam mı? Hem öğretmenlerin kızıyor biliyorsun. Hem de o sadece bir film. Sonra yanlış anlayabilir insanlar, anladın mı? Ablamlara da, Huysuz amcaya da, kimseye. Anladım, bu da sır. Hadi bir tanem. Bekletme arkadaşlarını. Sonra konuşuruz. İyi dersler. Hoşça kal abla. Keyifsizsin bugün. Gece geç saate kadar ders çalışınca sabah biraz cin çarpmışa dönüyor insan. Abla, çayını tazeledim, soğudu. Doydum ben zaten. Hadi, sen hala doymadın mı? Önünden mi alacaksın kızım? Hadi Bilgeciğim, ayaklan ablacığım. Bizim çıkmadan Eylül'le konuşacaklarımız var. Hayrola? Hadi Bilgeciğim, güle güle hayatım. İyi dersler sana. Abla, ne yapıyorsun? Ne? Susalım mı yani? Ne dedim ama ben sana? Huysuz amcaya söz verdim ben Eylül'e bir şey demeyeceğim diye. Ben vermedim ama. Abla yapma, ne olur. Susup yutamam ben bunu. Kimse kusura bakmasın. Hadi canım, hadi güle güle. Buyurun öğretmenim. Sorun nedir? Tuttuğun şu günlük. Nerede bu kahrolası? Çıkıyor muyuz Hulusi Bey? Dosyamı bulamıyorum. Bir bulabilsem? Çantada olabilir mi Hulusi Bey?
Ne zaman koymuşum bunu buraya? Şimdi de gözlüğüm yok. Birini bulsam biri kayboluyor bugün. O da burada Hulusi Bey. Teşekkür ederim Ali. Sizi hiçbir dava öncesi bu kadar gergin görmemiştim. Ayaklarımın geri geri gitti. Hiçbir dava olmamıştı daha önce Ali. Haddimi aşmak istemem ama Hulusi Bey. Ben de son ana kadar bu davadan çekilmenizi bekledim. Siz de istemiyorsunuz madem, neden gidiyoruz? Mecburiyetler Ali. Mecburiyetler bazen her şeyin önüne geçiyormuş. Prensiplerimin bile. Belki kızacaksınız burnumu bu kadar sokmama ama siz mecbur kalmazsınız kolay kolay. Halledemeyeceğimiz bir sorun mu var Hulusi Bey? Maalesef Ali. Maalesef. Tehdit falan mı ediliyorsunuz? Keşke öyle olsa. O zaman çekinecek bir şeyim olmazdı. Bu davaya bu kadar gömülmeden önce altından şimdi kalkamayacağım taahhütler verdim. Bu sayede de evleri elimde tuttum. Neyin içine çekildiğimi fark ettiğimde iş işten geçmişti. Ha, Eylül olmasa yine de çekilirdim. Ama onu geçmişte bu kadar mahrum ve mağdur etmişken geleceğinden de etmeyip göze alamam. Ona bir güvence bırakabilmeliyim, değil mi? Tekrar sokaklarda bir başına kalmasına göz yumacak değilim. Hadi çıkalım artık. Daha buradan alacaklarımız da var. Güvenden bahsediyorsun. Günlüğümü okuyorsun. Ne iş? Özellikle girip karıştırmadım herhalde. Allah'tan da o tesadüf olmuş. Yoksa evimizi, kalbimizi kime açtığımızı hiç bilemeyecektik. Hani o adamı tanımaya uğraşıyordun sen? Hani zaman vermiştiniz birbirinize? O seni kazanmaya çalışıyor. Soyadını verdi sana. Sen onun yüzüne gülüp sofrasına oturup kuyusunu mu kazıyorsun? Zaten benim olan, benden 23 sene esirgediği soyadı şimdi lütuf mu oldu? Hadi o sana karşı suçlu. Ya biz? Ablam yerine koydum ben seni. Her şeyimi anlattım. Güvendim. Sevdim. Bunca şey yaşadık, hiç mi sevmedin bizi? Bu kadar nasıl saklarsın kendini? Kimsin sen? Nasıl bu kadar işten pazarlıklı olabilirsin? Yeter. Bu tartışma fazla uzadı. Ne kadar kolay değil mi sizin için insanların hayatını alt üst edip çekip gitmek? Biz kim? Ne diyorsun sen? Utku gibiler. Senin gibiler. Kendinden başkasını düşünmeden hareket edenler. Gözünü kırpmadan başkalarının hayatını cehenneme çevirenler. Bak, ağır gel, haddini aşma. Sen haddini aşalı çok olmuş ama. Ben uyumuşum her zamanki gibi. Ne bu be? Lanetim mi benim? Kime güvensem kof çıkıyor. Yakında defolup gideceğim zaten. Ben en azından dürüstüm. Demedim mi sana benimle bağ kurma diye? Yok aileyiz, yok yanındayız. Sensin bana bu martavalları okuyan. Gördük nasıl aileden saydığını. Bulduğun ilk fırsatta üstüme şullandın. Anlamaya çalışayım, sorayım, yok. Direkt suçlama, direkt saldırı. Hulusi sütten çıkma, ak kaşık. Ben kötü tohum değil mi? Tamam, haklısın. Belki yüksek çıktım. Ama senin tanımadığın, daha bilmediğin yüzünü biliyorum ben o adamın. Ne oldu bilmiyorum Eylül. Geçmişinizi bilmiyorum. Ama babasızlığı biliyorum. Şu an babamın yanımda olması için neler vermezdim. Senin bu şansın var ama sen geçmişe saplanmışsın. Aptalca bir intikam peşinde geleceğini de heba ediyorsun. Benim 3 yaşındayken kucağına koşacak bir babaya ihtiyacım vardı. O Allah'ın belası yuvadan beni kurtaracak bir babaya ihtiyacım vardı. Ama artık yok. Anladın mı? Hiç kimseye ihtiyacım yok. Öyle olmadığını sen de biliyorsun. Asıl şimdi ona ihtiyacın var. Hep de olacak. Pişman olacaksın. Hayatın boyunca pişman olacaksın. İstediğin kadar ayaklarının üzerinde dur. İlla bir gün dengen bozulur. İşte o zaman anlayacaksın ki insan kendine yetemeyen bir mahluk.
Bu hayat bilgisi dersi daha uzayacak mı öğretmenim? Ben uzatırım da sen almadıktan sonra neye yarar? Bu saçmalığı sürdüreceksen lütfen bu çatı altında yapma. Ne yani? Beni kovuyor musun şimdi? Bu şartlar altında bir arada kalamayız değil mi? Pardon da kimin evinden peki? Biricik semam, güvercinim. Ay, Allah canını almasın Güler. Ödümü kopardın. Hulusi sandım. Niye sinsi sinsi geliyorsun? Sinsi geldiğim yok. Geldiğimi sen fark etmedin. Kaptırmışsın yine. Neden bu mektupları yazıp duruyorsun Allah'a? Hulusi'nin hep bana söylediği şeyler bunlar. Ama hiç yazmaz. Sen neden adamın ağzından kendi kendine yazıyorsun? Deli misin kızım? Ne yapayım Güler? Karısına aşkımızı nasıl ispatlayabilirim başka? Kusura bakma, fazla ayakta kalmamam lazım. Otursana. Dükkanı kapalı görünce merak ettim. Karşı komşunun iki gündür açmadığını söyledi. Neyin var? Nazlı bir bebişim. Yatak istirahati verdi doktor. Evde bile pek ayakta dolanmıyorum. Yemeği, ev işini falan ne yapıyorsun? Yapmıyorum. Bazen bir arkadaşım uğruyor sağ olsun. Yemek için olabildiğince basit şeyler yapıyorum. Aman tek kişi olunca idare ediyorum işte bir şekilde. Ama dükkan kapanırsa para nasıl kazanacaksın? Bir süre cepten yiyeceğim. Tutununcaya kadar dedi doktor. Bakalım ondan sonra belki izin verir annesine. Müşterinin ayağı kesilirse? Ne yapalım hayatım, bir daha alıştırmaya çalışırız. Bebeğim iyi olsun da. Yapılacak bir şeyler var mı? Yok canım sağ ol. Uğraman yeter. Dükkan anahtarlarının yedeğini ver madem bana. Neden? Okuldan sonraları, hafta sonları falan ben açarım. Altın kalpli bilgen benim. Sağ ol ama hayatım derslerinden kalma sen hiç. Ya ne olacak ki? Ha evde oturmuşum ha dükkanda. Çalışırım orada da ben. Bakkaldan alışkınım zaten. Butik işi biraz daha zordur güzelim. Teklif etmen bile yeterli ama sağ ol gerçekten. Kapalı kalmasından iyidir değil mi? 3-5 bir şey kazanırım. Hem milletin ayağı da kesilmez. Seni iyileşene kadar durayım işte. İdare edebilirim. Bana güvenebilirsin. Saçmalama, sana güvenmez olur muyum hiç? Boyundan ne büyük olduğunu bilmiyor muyum sanki? Ben sana yük olmak istemiyorum. Hem ablanlar da var. Ver sen anahtarları bana. Canım benim. Yemek değer miyiz beraber? Yok anne. Sana bahsettiğim mahkeme bugün. Ben çok huzursuzum da gitmeden seni bir göreyim istedim. Dananın kuyruğu kopacak bugün. Bakalım. Niye bu kadar düşünüyorsun? İçim huzursuz işte. Bugüne kadar kiminle ne husumetim varsa yüzüne söyledim derdimi. Çok kızdıysam da karşısına çıktım, kavga mı ettim? Şimdi ilk defa birinin ardından kuyu kazıyorum. Emin olamıyorum doğru yaptığıma. Yani tamam, huysuz efendi iyi bir cezayı hak etti ama ne bileyim, bu da çok mu büyük oldu ne? Bilmiyorum anne.
Hiç bilmiyorum. Nedir bunlar? Oku. Babandan. Dedim ya. Ağzı iyi laf yapar. Kanıyorsun madem. Oku. Geç kalıyorum ben. Alabilir miyim bunları yanıma? Hoşça kal anneciğim. Gecelerim seni özlemekle geçiyor. Ama az kaldı güvercinim. Biraz daha sabret. Kavuşmamıza az kaldı. Gönlümün sultanı. Nasıl tereddüt edersin? Tabii ki bu dünyada sadece seni seviyorum. Ama arada bir çocuğum var. Hadi ince ayrılamam. Sen içini ferah tut. Benim yarınım sensin. Konuşamıyorsun da kızla. Biraz üzerine gidersen kedi gibi tırnaklarını çıkarıveriyor. Ya ben ona yanlışını göstermeye çalışıyorum. Sonuçta Eylül'lü kız. Salağın başta kendi vicdanını yiyecek kendini huysuzu üzünce ama geldi anlat. Üstüne öyle dedi bana ya. Kimin evinden kimi kovuyormuşum. Mal gibi kaldım. Komik değil mi? Hakikaten artık orası onun evi. Tükürdüğümü de yalamam ben artık. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben o sinirle çıktım işte evden. Geliyorum. Otobüs beklerken sen uçak önüme düşmesin mi? Facia. Hemen koştum. Bir iki kişiyi kurtardım ama kalanı maalesef. Zaten o an bizim bile yaşamamız mucize. Önümüze uçak düşmüş. Değil mi canım? Zor. Zor? Peki senin Karadeniz'deki fırtınada durumlar nasıl? Kaç gemi batık? Sahil güvenliği arayayım mı? Üf, ne diyorsun abla ya? Dünyadan Yeliz'e, dünyadan Yeliz'e diyorum. Sabahtan beri burada değilsin yani. Nedir? Yok bir şey. Hulki ile mi kapıştınız yoksa? Hulki ile? Yok canım, yok öyle bir şey. Hulki ile neden kapışalım? Nereden çıkartıyorsun abla? Sen de ne olsa ondan biliyorsun. Aman bir şey demedik kıymetli kocana. Aa, Allah Allah. Laf da söylemeye gelmiyor. Nesi varmış? Kimin? Yeliz. Sabahtan beri çok dalgın değil mi? Bilmem ki. Gece uyuyamadı ya da sabah tersinden kalktı herhalde. Hulki ile mi gerilmişler acaba? Bilmiyorum dedim ya Zeycan'cığım. Öyle bile olsa bu onların özeli. Bize ne? Öyle tabii de. Bir arkadaş olarak endişeleniyorum işte. Onlarınki önemli bir problem. Yeliz canım. Onu anlıyorum ama adamcağız da haklı değil mi? Liseli değil ki sabretsin. Bu yaşta kaç göç ona göre değil. Yine iyi sabrediyor. Neye sabrediyor? Hadi canım. Bilmiyor musun cidden? Neyi? Şey. Hani şey ya. Gevelemesene lafı. Şey ne? Canım Yeliz istemiyor ya hani. Küçüğüm diyor. Hazır değilim diyor. Yaşadıklarının da etkisi belki. Kaçıyor adamdan. Yaklaştırmıyor yanına. Kardeş kardeş de nereye kadar dursun adam. Ne olur benden duymamış o. Ablasısın. Sana anlatmıştır diye boşboğazlık ettim ben. Neyse hadi yukarısı boş kaldı. Çık sen.
Şunları yerleştirip geliyorum ben de. Çok iyi geçecek, emin olun. Tamam mı? Tansiyon ilacınızı aldınız değil mi? Sakin olun. Merak etmeyin. Merhaba. Merhaba. Bir saniye gelir misiniz? Ne dersiniz? Bugün bu işi bitiriyor muyuz Hulusi Bey? Bir aksilik olmazsa. Olmayacak tabii ki. Değil mi? Bunun için elimden geleni yaptım. Ne konuşuyorlar? Bilmem. Titriyor musun sen? Ne oldu, hasta mısın? Yok. Galiba üşütüyorum. Çıkınca koruyucu bile çaldım sana. Havalar fena bu ara, dikkat et. Hı. Sen titriyorsun bayağı ya. Davacı Hidayet Çakıroğlu, davalı Yunus Gören. Hadi. Bu sanki dar oldu. Bir büyüğü var mı? Bakayım hemen. Gerçi renk gitmedi sanki bana. Bence çok yakıştı. Açtı sizi. Ya kusura bakmayın, acemiyim daha. Ama bulacağım şimdi. Hah, burada. Bakın bu da sarı rengi. Ama ben üstünüzdekini göreyim. Bilge. Bade teyze. Hoş geldin. Hoş geldim. Hayırdır kızım? Tamam, bunu alıyorum. 120'ymiş ama indirimde 70 olmuş. Buyurun. İyi günler de olsun. Hayırlı işler. İyi günler. Şey, tezar rahatsız da biraz. Dükkanı açamıyormuş. Geçici bir süreyle. Şey, yani yardım olsun diye. Pes yani Bilge. Yani o kadına bir pes, sana iki kere. Ya çocuğum, ablanın hayatını karartmış bir kadının dükkanında senin ne işin olur? Yani o yüzsüz seni burada nasıl çalıştırır? Bade teyze, vallahi kısa bir süre için. Ben kendim dedim zaten yardım edeyim diye. Başlayacağım şimdi ona da, onun duygu sömürüsüne de. Buldu çoluk çocuğu, hepiniz böyle parmağında doluyor. Hepiniz yani. Bade teyzeciğim, ne olur ablam duymasın. O zaman burada durma kızım. Eğer ablanı birazcık düşünüyorsan burada durma. Hadi ben sustum. Bunu ne kadar gizli kalır? İddia makamı tarafından sunulan bir numaralı delilin incelenmesine geçelim. Başlat kızım. Söz istiyorum Sayın Hakim. Buyurun. Görüntülerin montaj olup olmadığının değerlendirilmesi için bilir kişilerce incelenmesini ve mahkemenin ertelenmesini talep ediyorum.
Uygun mudur? Uygundur. Uygun mudur? Uygundur. Gereği düşünüldü. Davacı tarafın delilinin bilir kişilerce incelenmesine, davanın 6 Nisan 2010 Salı sabahı saat 10.30'a ertelenmesine karar verilmiştir. Ne kadar güzel oldu ama. Demek o CD'nin sadece sizde olduğuna emindiniz. Biz de sizin kadar adalet sağlamayı biliriz Hulusi Bey. Emin olun biliriz. Galiba konuşmamız gereken şeyler var Eylül. Ayakta kalamıyorum, kusura bakmayın. Ben zaten sende hangi kusura bakacağımı şaşırdım. İyi bir yol tutturdun maşallah. Mağdur oynayıp o çocukların hepsini ne güzel sömürüyorsun. O çocukcağız okulundan kalmış mı, kalmamış mı? Ablasıyla arası açılır mı, açılmaz mı? Hiç umrunda değil, değil mi? Ben böyle bencillik, böyle vicdansızlık ne gördüm ne işittim. Bilge'den ben bir şey istemedim. Bu kadar perişan görünürsen acır tabii çocuk. Yürekli, vicdanlı çocuklar onlar. Sen gibiler mi? Ben numara falan yapmıyorum Badi Hanım. Düşük riskim var. Kahretsin ki yatmak zorundayım. Bilge ısrar etti. Düşününce onların da paraya ihtiyacı var. Rabbim soracak ama bunları. Anlayana ikaz bile göndermiş Rabbim bak. Ama sen çocuğunu düşünmüyorsun ki. Hadi bugün Utku seni aldı. Nereye kadar gidecek bu evlilik? Hadi bir mucize oldu, gitti bu evlilik. Peki olsa bir görmeyecek mi babasının seni sevmediğini, acı çektiğini? İçi acıyla çürümüş, kurumuş bir baba ne verecek çocuğuna? Siz biraz geri çekilseniz, biraz izin verseniz. Her şey düzelecek öyle mi? Yani zamanla Utku seni sevecek. Sen bu hayale gerçekten inanıyor musun? Eğer Allah değilsen... Her şey gibi sevgi de yoktan var edilemez. Hatta akla erince de gençliğin böyle toz pembe gözlüklerini çıkarınca ne oldu? Hayatım nereye gitti? Neden heba oldu demeye başlayınca Utku ne yapacaksın? Ne cevap vereceksin? Hani her şeyi böyle çok düşünüyorsun ya işte bunları da düşün. Hazır da burada böyle vaktin de bolken. Badi abla, ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim. Neden? Yeter artık ama, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Karışmayın artık diye kaç kez rica edeceğim? Yoruldum ya, yoruldum artık herkesin müdahalesinden. Ben amcanın kapısında hizmetçiyim. Karışmak ne haddime, belki haklısın. Ama kaç zamanımız geçti beraber. Oğlum gibi seviyorum seni. Ne hali varsa görsün diyemiyorum, kusura bakma. Bak, daha doğmamış bir çocuk için. Sevmediğin kadının önünde koruyucu panter kesiliyorsun. Ya bir de düşün seni bu yaşa getiren anacığın seni sevenleri ne çekiyor oğlum? Yani biraz da seni sevenleri düşün. Bu işte sırf tezer acı çekmiyor. Hadi ne duruyorsunuz? Yeteri kadar sakin bir yer işte. Söyleyin ne söyleyeceksiniz artık. Bugün meslek hayatımın en utanç verici gününü yaşadım. Her ne kadar savunmak zorunda kaldığım adamlara zerrece değer vermiyorsam da savunma hakkına değer veririm. Bir avukatla müvekkili arasında mahrem bir ilişki vardır. Bilgilerini karşı tarafa veren bir avukatın ahlakından da saygınlığından da bahsedilemez.
Senin o CD'yi karşı tarafa vererek yapmaya çalıştığında buydu sanırım. Saygınlığımı zedelemek. Bunu başardın. Tebrik ederim. Şunu bilmeni isterim ki benim içimde bu konuyla ilgili sadece kırgınlık yok. Olmayacak da. Ben seni affediyorum. Anlamadım. Af mı ediyorsunuz? Bana karşı öfke dolu olduğunu, baba kız olmayı deneyelim diyerek ilk bana geldiğin günden beri biliyordum. Benden intikam almak istiyorsun. Bu planlarınla biraz olsun için soğuyacaksa, yaptıkların beni baban olarak kabul etmeni sağlayacaksa, kabulüm. Zannetme ki sana kızacağım. Hatta dilerim ki hırsını biraz almışsındır ve bu bizim için yeni bir başlangıca vesile olur. Bağışlayıcı, anlayışlı, yüce insan Hulusi Bey. Aklınca beni böyle daha mı çok ezeceksin? Çıkar artık şu maskeni. İkiyüzlülüğü bırak. Bağır hadi bana. Tokat at. Saçımdan sürükleyip kapıya koy. Ama iyi niyetin senin olsun. Beni annem kadar kolay kandıramazsın. Ben anneni kandırmadım. Hala yalan. Ama bana sökmez. Ben gerçek Hulusi'yi gördüm. Affetme kan. Sen kimsin ki beni affedeceksin? Ben seni affetmiyorum. Asla da affetmeyeceğim. Duydun mu? Asla. Sen benim babam falan değilsin. İşinden biraz anlasam ben de bakayım diyeceğim ama ne kadar yatacakmışsın? Belli değil daha. Bade abla seni çok üzdüyse özür dilerim. Bir daha gelmez ama merak etme. Onları duymaya alıştım artık. Bu çocuğu gerçekten sevebileceğini, benimseyebileceğine emin misin Utku? Daha baba olacağım fikrine bile alışamadım. Bilmiyorum. Kalp atışını duyunca bir tuhaf hissettim. Tanımlayamam. Ama yani bu durumda bile benim için bu kadar önemliyse herhalde kucağıma alınca onu sevmemek gibi bir şansım olmayacak gibi görünüyor. Da bilmiyorum.
Gerçekten bilmiyorum. Peki ya beni? Suyum bitmiş. Ben doldurayım. İyi misiniz? Çok üzgünüm Hulusi Bey. Ben o gün onun elinden CD'yi aldığıma eminim. Ama benden önce kopyalamış demek. Eylül'ün bunu yaptığına hala inanamıyorum. Sakın onunla kavga etme Ali. Yaptığının affedilir tarafım var Hulusi Bey. Hepimizi sabote etti. Beni sabote etti. Ama illa edecekti. Yaptığının farkında değil aslında. Sadece içgüdülerinin ona yapmasını söylediği şeyi yaptı. Bunca yıllık emeğinize, kariyerinize dinamit döşedi resmen. Kasanızdan evrak çaldı. Bir hukuk adamı olarak bütün bunları nasıl kabul edersiniz? Hukuk adamlarından önce baba olmaya çalışıyorum. Bana ihtiyacınız yoksa ben çıkabilir miyim? Ama ben baba değilim. Bunu öyle kolay kolay affetmeyeceğim Eylül Hanım. Hala büyüklük taslıyor. Hala. Neymiş? Beni affediyormuş beyefendi. Seni kim affetsin? Sen benim gibi değilsin. Zayıf değilsin. Aferin sana kızım. Seni yakamaz Hulusi. Seni kandıramaz. Orada kalacak mısın hala? Bilmiyorum. İşin yoksa şimdi bir de evde kızların suratını çek. Gitme. Burada kalamam. Neyse. Ben hallederim. Beni merak etme sen. Hoşça kal anne. Mahkemede hızını alamadın, beni mi takip ettin? Aldığın galibiyeti annenle kutlamak istersin dedim. Bak, şunu bir netleyelim. Her ne yapıyorsam Hulusi ile benim aramda. Seni ilgilendirmez. Hulusi dediğin adam senin baban. O senin için bu kadar iyi niyetle mücadele verirken sen ona bu kalleşliği nasıl reva gördün? İyi niyetle ha? Anneme nameler dizip onu vaatlerle kandıran, İşine gelmeyince kapıya bırakıveren adam mı iyi niyetli? Beni bu yaşıma kadar bile bile sokaklarda süründüren adam mı iyi niyetli? Al. Oku bakalım o zaman. Kimmiş asıl kalleş? Ben de çıkıyorum canım. Sen niye hala oturuyorsun? Buradayım biraz daha. Onu görüyorum da neden? Bu saate kalmazsın ki sen. Hem ne yapacaksın bir başına burada? Çıkarım birazdan. Çık hadi sen. Seni dinliyorum. Sanıyoruz herhalde arkadaşımızı canım. Nedir seni bu kadar üzen şey, anlat bakalım. Yok bir şey. Ne o? Sır mı var aramızda? Hem Hulki Bey merak etmeyecek mi seni? Kimseye söylemez Ecan ama bu gece eve gitmeyi düşünmüyorum. Nerede kalacaksın? Otelde. Oo, sorun büyük ha o kadar. Yatak odası krizi mi yine? Çalışmanı mı istemiyor? Yok canım. İstemese o kadar destek verir mi? Başka ne sorun olabilir ki aranızda sizin? Ya çatlatmasana insanı. Tahmin edemedim işte. Sabaha kadar tahmin yürütmemi istemezsin herhalde.
Korkuyorum. Korkuyor musun? Aa, neden? Bana olan sevgisinden. Gözünün başka hiçbir şey görmemesinden. Sanki hayatının merkezi benim. Bu kadar çok sevilmek beni korkutuyor. Allah canını almasın Emi. Sabahtan beri kara tasalarda kaldığın bu mu yani? Kocan sana çok aşık. Ay hiç güleceğim yoktu Yeliz. Sağda solda anlatma, madara olursun. Oo, saat geç olmuş. Kızlar ağaç olmuşlardır. Çok zordur herhalde sevilmek. Bulamadık ki öylesini bilelim. Ama bu hayati meseleyi bensiz çözebilirsin diye düşünerek seni yalnız bırakıyorum canım. Dalga geçeceğine gitmen daha iyi zaten. O sevginin nelere mal olduğunu bilsen anlatamam ki. Kimseye anlatamam. Derdine bak hanımefendinin. Kocası ona çok aşıkmış. Nispet yapar gibi. Bulunmaz Hint kumaşısın ya. Efendim. Merhaba. Nasılsın diye merak ettim. Evde işler pek yolunda değil gibi. Önemli bir durum değil. Hadi ama. Benden saklamak durumunda değilsin. Konuşmak böyle zamanlarda iyi gelir insana. İstersen bana gel. Ya da neredeysen ben atlar gelirim. Dertleşiriz. Sağ ol. Sadece yalnız kalmaya ihtiyacım var. Evdekileri bile gönderdim. Kusura bakmasan konuşasım da yok Seyircan. Aradığın için sağ ol. İyi geceler. Yaptığım şey benim konumumdaki birinin asla göze alamayacağı bir şeydi. Ben de böyle bir şeyi hayatımda ilk kez yaptım. Sadece senin için. Senin için göze alamayacağım şey yok. Hayatımdaki önemin bu kadar büyükken sana nasıl zarar verebilirim? Lütfen bunu da düşün. Ömer'in ölümünden ben de sorumlu değil miyim? Onunla arkadaş olmaya çalışan ben değil miydim? Ben olmasaydım... Benim canımı yakmasaydı Ömer onu vurmayacaktın. Ondan nefret etsem de hak etti nasıl derim. Benim yüzümden öldü Ömer. Allah'ım ben ne yapacağım? Oh. Ablasının bal kaymağı bu. Küs değilsin değil mi bana abla ablamla kalıyorum diye? Ben sizi de çok seviyorum biliyorsunuz değil mi? Elbette biliyoruz bir tanem. Küser miyiz biz sana hiç? Yez ablamla buraya mı gelecek? Yo, neden gelsin ki? Gece yanıma geldi, benimle yattı. Kapıyı da kilitledi. Bu gece de korkarsa... Neden ki tatlım? Neden korkmuş? Bilmem, söylemedi. Ondan o kadar dalgındı bugün demek. Allah Allah. Ne oldu ki acaba abla? Neyse, yarın sorar öğrenirim. Hadi gel mısır patlatalım sana. Olur ama gelmişken biraz Suysuz amcaya da gitmek istiyorum. İyi akşamlar. Hoş geldin Eylül abla. Sen de hoş geldin canım. Ben de yan tarafa geçiyordum. Birlikte geçer miyiz? Benim bu akşam evde işlerim var hayatım. Sen git. İşin mi var sahiden? Gelmek mi istemiyorsun? Sen büyüyünce yaman bir şey olacaksın. İşim var. Hadi sen git. Armi, 2 dakika bana bakar mısın? Biliyor mu benden öğrendiğini? Seni hiç karıştırmadım. Dur ben bırakayım seni Cansucuğum. En kısa zamanda çıkmaya çalışacağım evinden. Merak etme. Sinirlenince ağzımdan çıkanı kulağım duymaz öyle.
söylediklerimi unut. Bu ev sizin zaten. Benim ne bu evde ne de Hulusi'nin hayatında bir payım var. Hem zaten ben kalıcı değilim. Yakında toplarım pılımı pırtımı. Nereye gideceksin? Nereye olursa. Annemi çıkarmama izin versinler, olabildiğince uzağa işte. Buradaki fotoğrafta bize yer olmadığı açık. Böyle olmak zorunda değil Eylül. O fotoğrafta senin yerin hazır. Sen girmek istemiyorsun. Ama bence baban o fotoğrafa girmeni hevesle bekliyor. Eminim. Hiç boşa nefesini tüketme Armi. İnan şu anda Hulusi Bey'in meziyetlerini dinleyecek halde değilim. Cansu'yu yan taraftan sen gidip alacakmışsın. Neden? Sen onu alana kadar gelmeyecekmiş, öyle söyledi. Hasbinallah. Zeycan? Sesin kötüydü. Seni görmeden eve gidemedim. Yalnız kalmak istediğimi söylemiştim. Her an Yeliz gelebilir. Gelmeyeceğini biliyorum. Kardeşleriyle gece dışarı çıkacakmış. Biraz eğleneceklermiş. Fazla kalmamı istemiyorsan ama kapıdan da çevirmeyeceksin herhalde. Evdekileri de gönderdim deyince bir şey yememiş olabileceğini düşündüm. Hafif bir şeyler getirdim sana. Hazırlayayım mı hemen? Yok, aç değilim. Hiç zahmet etme. Belki acıkırsın. Evi de loş bırakmışsın. İyice depresif olursun böyle. İyi ki gelmişim. Kendini boşuna yiyip duracakmışsın demek. Açayım şöyle. Yok açma. İyi böyle. Yeliz olanları anlattın mı? Vallahi söyledi bir şeyler ama ben komik buldum yani. Derdi yok dert arıyor gibi. Çocukluk ediyor. Senin kıymetini nasıl bilmiyor anlamıyorum. Ortada fol yok yumurta yokken insan evini terk eder mi? Ona da söyledim ama çok da karışamadım tabii. Neyse. Dediğim gibi bu konuyu konuşmak istemiyorum. Yemek için de teşekkür ederim. Sana bir taksi çağırayım artık. Paket yapıyorsun beni hemen. Aşk olsun. Oysa ben stresini alırım diye düşünmüştüm. Bu gece havamda değilim. Anlayamıyorum seni. Ya sen burada yas tutarken Yeliz mutlu mesut ablalarıyla yemeğini yesin. Sağladığın imkanlarla saltanat içinde yaşayıp ailesini geçindirsin. Gerçekten şanslı kız şu Yeliz. İnşallah beni de böyle çeken birini bulurum bir gün. Ne diyeyim? Senin istediğin kapris çekmek galiba. Seni düşünmek hata oldu. Affedersin. Abla, 5 lira versene. Yok canım. Abla bir yemek parası be abla. Abla bir 5 lira ver. Çocuklar yok diyorum, çekilin. Bir yemek parası. Abla 5 lira be. Yok canım, çekilir misiniz? Abla 5 lira diyorum. Çekil şuradan. Versene lan 5 lira diyorum. Aa! Abla 5 lira dedim. Abla. Abla 5 lira diyorum. Abla 5 lira abla. Abla. Abla 5 lira ver. Bırak. Abla 5 lira diyorum lan. Ver lan şu 5 lirayı. Abla. Abla 5 lira diyorum. Hadi onu ver. Bırakın lan kızı. Gel buraya. Gel lan. Açma lütfen.
Hayatım. Yeliz. Hulki. Hulki, çok korkuyorum. Neredesin? Ne oluyor? Dükkanı kapattım. Arabaya gidiyordum. Dilerciler saldırdılar. Dükkanı attım, kendimi son aramaya bastım. Tamam canım, merak etme, hemen oradayım. Geliyorum, tamam. Güvercinim, aşkım, canım, cicim, daha neler. Bunları Hulusi Bey yazdıysa ben de bade değilim. Neden? Mefkure Hanım için ölürdü. Ben şahidim sevgisine. Ya bir kere bile ağzından duymadım ki böyle nameler. Bak şimdi nasıl Ketum? Her şey içinde yaşar. Gençken de aynı böyle bir adamdı. Ne bileyim, hani gençlik falan, belki sevdi. Ah Ali, ah, sen o günleri yaşamadın. Hulusi Bey Mehkür Hanım kadar kimseyi sevmedi. O zaman neden başka bir ilişkisi oldu? Bir ara böyle zor bir dönem geçirdiler. Yani her evlilikte olabilecek sorunlar oldu. Araya soğukluk girdi. O zaman boşluğunu buldu o kadın, faydalandı bence. Aynı bu Tezer gibi. Hadi hepsini geçtim, hepsini. Daktilo kullanamazdı ki adam. Nasıl yani, nasıl kullanamazdı? Aman uğraşamazdı. İlla bir şeyleri yanlış yazardı, sinirlenirdi. Evde bile çok lazım olsa Mefkure Hanım yazardı onun için. Ofiste de sen zaten hep daktilo kızları vardı. Sema da onlardan biriydi. İki satırı düzgün yazamayan. Bu kadar mektubu yazsa ortadan ikiye çatlar sinirinden. Öyle gerilirdi, öyle nefret ederdi daktilodan. O zaman Sema bunları kendi yazdı ha? Bilmem ki. Ben de şaştım. Yani ama neden olmasın? Yani çocuktan doğana kadar bahsetmeyen kadın, evi basmaları bilecek kadar uyanık kadın yapar mı? Yapar vallahi yani. Eğer tahminimiz doğruysa, o zaman Eylül'ün hikayeyi sadece annesinden dinlemeyi kesmesi lazım. Kadın şimdi bir de hasta. Nasıl? Bir yolunu bulacağım teyze. Bulmak zorundayım. Bugün mahkemede Hulusi Bey'in yüzünü görseydin, çöktü resmen adam. Kimsenin ona bunu yapmaya hakkı yok. Adamcağızın adını mahvetti güya Eylül Hanım. O adı sırf kızı için riske attı o adam be. Sırf kızıma bir şey bırakayım diye selam vermeye tenezzül etmeyeceği adamların önünde boyun eğdi. İlk defa onun kendinden bu kadar ödün verdiğini gördüm. Ah Ali, ah. Böyle giderse bu kız erkenden mezara kor bu adamım. Allah korusun. Eline sağlık küçük hanım. İlerletmişsin. Öğretmenimle çok çalışıyorum. Evde de çok çalışıyorum. Daha bazı notaları tam basamıyorum ama yapacağım. Daha vaktim var. Cansu için geldim. İyi. Cins. İyi akşamlar. Geldin mi? Eylül, Nazan da seninle tanışmak istiyordu. Nazan. İşte kızım. Merhaba. Merhaba. Cansu Prenses, Eylül ablam gelmeden eve gelmem buyurmuş da onu almaya geldim. Çıkalım biz, sohbetinizi bölmeyelim. Ben zaten yatmak üzereydim. Size iyi geceler. Amcacığım iyi geceler. İyi geceler. Hazır mısın Cansu? Daha yeni sohbete başlamıştık. Otursana. Siz sohbetinizi edin, ben bir lavaboya gideyim. Ben getirirdim aslında içeri. Odama çıkıyorum ben zaten. Sema'nın kızıyla sohbete hiç niyetim yok. Bunu Bade'ye anlatmanıza gerek yok. Bana da söyleyebilirdiniz. Elbette söyleyebilirim. Düşüncelerimi saklamak gibi bir huyum yoktur. Amcama bakışlarını gördüm. Bence senin de bu evde olmaya fazla tahammülün yok. Ama amcamın yanında seninle bunları tartışamam haliyle. Çünkü amcam bizim için çok değerlidir. Onu üzmek, kırmak istemeyiz.
Aynı ortamda kalmamaya özen göstererek bu sorunu halledebiliriz, değil mi Eylül Hanım? Lütfen kusura bakma bu gece için. Geldiğin için teşekkür ederim. Al hadi. İyi geceler. İyi geceler. Piyasaya senin soktukların baş tacı edilirken senin ederin bu işte kızım. Aslında çok seviyorum ata binmeyi ama şimdi korkuyorum. Ya düşersem, parmaklarıma bir şey olursa diye. Yarışmaya kadar dikkat etmek zorundayım. Sen daha kalmak istiyorsan kal. Ben gidiyorum prenses. Yorgunum, yatacağım. Ama bir daha almaya gelemem ona göre. Tamam tamam, geliyorum. Siz küs müsünüz? Neden hiç konuşmuyorsunuz? Anladım, küssünüz. Bugünlerde de herkes böyle. Annem insan sevdiğine kızar derdi. Neden pek anlamıyorum ama ondan herhalde böyle büyükler. Siz de birbirinizi seviyorsunuz, biliyorum ben. Niye o zaman birbirinizi üzüyorsunuz? Nereden biliyorsun birbirimizi sevdiğimizi, küçük hanım? Çocuklar bilir. Hem ne var bilmeyecek? Babalar kızlarını sever, kızlar da babalarını. Sen de bir karar ver prenses. Çocuk musun, büyük müsün? Hadi bakalım, yatma zamanı. Bu saatte, erken daha. Çocuklar bu saatte yatar değil mi? Hadi bakalım, marş marş. Dur bir getele öpücüğü vereyim. Canım, sen arayınca hemen geldim. Bak yanındayım, korkma artık. Korkma, ben buradayım. Sana bir zarar vermediler değil mi? İki tane adam geldi, uzaklaştırdılar. Geçti. Geçti. Artık güvendesin bak. Benim yanımda sana hiçbir zarar gelmez. Sakin ol. Sakin ol. Evet. Yatıyordum Bilge. Gideceğini duydum. Haber çabuk yayılmış. Emin misin? Yani insanları böyle yüzüstü bırakarak gidebilecek misin gerçekten? Abartıyorsunuz canım. Ev arkadaşıydık. Göbek bağlarımızı bağlamadık sonuçta. Hatırlarsan ben de birkaç aylığına gelmiştim. Sürprizlerle maç uzadı. Siz de önünüze gelenle bu kadar çabuk bağlar kurmayın bence. Bizden bahsetmiyorum. Sorun yok o zaman. Dünyanın neresine gidersen git, huysuz amca senin baban olarak kalacak. Bu gerçeği değiştiremeyeceğini biliyorsun değil mi? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yatağın ne olmuş böyle? Baş ağrım tutmuştu. Sen aradığında yatakta dönüp duruyordum. Telaşla çıkınca tabii. Hadi gel. Otur bekle sen. Ben sana banyoyu hazırlayayım. Biraz dinlenir gevşersin. Hulki. Söyle bir tanem. Ben senden korkmak istemiyorum. Korkma bir tanem. Seni korumak için her şeyi göze alırım. Ama hepsi o.
Ben daha güçlüyüm. Yaşla daha büyüğüm, evet. Ama bu ilişkide ipler senin elinde. Bak, bu kadar açık söylüyorum. Ben sana teslimim. Düşünme hiçbir şeyi artık. Banyonu yap ve yat. Hiç hazırlama. Halim yok. Biraz yatıp yalnız uyusam. Peki canım. Ben misafir odasında uyurum bu gece. Sen rahat rahat uyu. Ben de seni uyandırmaya geliyorum. Sen hazırlanmışsın bile. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazırlatmadım, dışarıda yeriz diye. Sonra da belki bir bisiklet safarsın. Ya da ne istersen onu yaparız. Bugün okula asalım seninle. He? Dükkanın daha ilk günleri, asamam. Zeycan'la ablam henüz model çıkaramıyorlar. Bana ihtiyaç oluyor. Peki. Daha sonra ekeriz biz de. Ama bir kahvaltı ederiz. He? Kızlarla anlaştık dünden. Bugün orada yapacağız kahvaltıyı. Tok gidersem ayıp olur şimdi. Dükkana bırakabilir miyim peki? Eylül! Bir fırsatını yakalayıp konuşamadım seninle şu olanlarla ilgili. Bak, Hulusi Bey değil suçlu olduğunu bildiği, şüphelendiği birini bile savunmadı hayatında. Ölse almaz öyle davaları. Para tatlı geldi bu defa o zaman. O paraları o adamların yüzüne atmayı da bilirdi ya, elleri kolları bağlı olmasaydı. Adamın suçlu olduğunu anladığında iş işten geçmiş, evlerin ipoteğini kaldırmak için, kredi taksitini ödemek için borç almış bulunmuş. Adam da davadan çekilmek için borcunu öde demiş. Bunları bana neden anlatıyorsun ki şimdi? Sen olmasan Hulusi Bey bağrına taş basar, bu evleri bile gözden çıkarırdı. Sen o adamı tanımıyorsun Eylül. Tanımak için de uğraşmıyorsun. Öfken gözlerini kör etmiş. Gerçekleri göreceksin bir gün ama çok geç olacak. İkiniz için de. Maşallah. Bunca sene yanında kala kala sen de öğrenmişsin avukatlığı. Sevdiklerimi savunmak için avukat olmama gerek yok. Ama senin avukat olabilmek için daha öğrenmen gereken çok şey var kızım. Her şeyden önce olayı her tarafıyla araştırman gerektiğini. Ben o adamın neler çektiğini tek tek biliyorum. Senin yargısız infaz yaptığında. O nefret ettiğin, çukurunu kazdığın adam bu yaşına kadar kimseye eğmediği başını senin için eğdi. Hem de kime? Hayatı boyunca savaştığı, nefret ettiği tipte birine. Sırf sana bir gelecek bırakabilmek için. Bir daha o çukur için kürek sallarken belki bunu da düşünürsün. Yaparsın bence, niye olmasın? Ayarlayalım sana bir dershane. Hızlandırmalar başladı şimdi. Bu iki beyin burnunu biraz daha kaldıramam, sağ ol. Borç veririm. Çocuk mu kandırıyorsun Yeliz? Neyle ödeyeceğim ablacığım? Çalışıyorum işte, bakalım. Olduğu kadar. Benden bahsederken bülbül oluyorsun da, kendine gelince arpacı kumrusun. Öyle olsun, bana anlatma sen. Olmadık yerlerden öğreneyim ben kardeşimin derdini. Ne derdi abla? Huyki ile işte. Biliyorum meseleyi. Ne? Neyi biliyorsun? Nereden? Zeycan Hanım'dan. Hayret bir şey. Ne üstüne vazifede sana anlatıyor? Ha yani derdin benim öğrenmem. Dış kapının mandalı bir kızdan en son benim duymam değil yani Yeliz'cim ha? Özellikle saklamadım abla. Ona da özellikle anlatmadım. Tesadüfen öğrendi. Bu konuda konuşmayı pek sevmiyorum, o kadar. Ne olacak peki? Ne yapacaksın yani? Evliliğe de Hulki'ye de yavaş yavaş alışıyorum işte. Bilmiyorum. Aşacağım bir şekilde. Hulki anlayışlı davranıyor. Hele bir davranmasın.
Bana bak, seni zorlarsa falan sakın ha yine saklama benden. Böyle özel bilgilerini de olmayacak insanlarla paylaşma. Ummadığın zaman da aleyhine dönebilir. Sen de fena taktın şu kıza ha. E bak işte bu saat oldu yok. Artık gece nerede sabahladıysa. Senden fazla patron burada, farkında değilsin. Belertme hiç gözlerini öyle. Bütün gün burada ben onunla birlikteyim. Geçen gün param yok bu ay. Çulsuzum diye cüzdanını gösterdi bana. Sonra aynı gün içinde 2 saat ortadan kayboldu. Hani hastaneye arkadaşı kaldırılmıştı ya o gün. Bak sen Allah'ın hikmetine ki bir döndü. Cüzdanda bir tomar para. Ya sen kızın cüzdanını mı takip ediyorsun? Düşürdü be. Ne takip edeceğim? Ayrıca durum şüpheli değil mi yani? Ya canım belki birinden borç aldı. Gurur yapıyor benden isteyemiyordur. Hemen günahını almasana. Benim bir işim de bu canım. Senin kimlerle çalıştığını, emin ellerde olup olmadığını bilmem lazım ki buradan ayrılabileyim. O kız da tekin gelmiyor bana işte o kadar. Isınamadım zorla mı? Senin şu eskortluk mu ne zıkkımsa ona sokan da o değil mi? Senin asıl derdin o zaten. Ama o da benim gibi abla. Anlattım kaç kere. Mecburiyet de onunki de. Ben o kadar emin değilim. Günaydın millet. Günaydın. Kusura bakmayın geç kaldım. Trafik berbattı. Allah'ım bir noktada 40 saat durduk. Hava güzel olsaydı inip yürüyecektim ama. Neyse. Bir soyunup da kileyim hemen. Bir çay alıp geliyorum. Var değil mi çay? Var var. Yine de gözüm üstünde. Bir yumruğunu keşfedersem koyarım kapıya. Demedi deme. Sanki ben dedim ona git de borç al diye. Evi onun olsun. Evi isteyen kim? Ondan bir şey isteyen kim? Sanki bugüne kadar o vardı hayatımda. Onun sayesinde geldim ben bu yaşa. Fedakar baba kesildi başıma adam. Para mı? İstesem alasını bulurum Hulusi Bey. Benden günah gitti vallahi. Senin ne naneler yediğini bulacağım ben. Dün geceyi telafi etmek istiyorum. Eğer şansın varsa bizim otele 1 saat sonra gelirsin. Ver onu sen bana asayım. Alo, efendim. Ne mesajı? Bilmem gelmedi ki. Abla! Abla rahat bırak artık şu kızı. Yeliz'cim annem aradı şimdi. Doğalgazda sorun çıkmış. Kimi arayacağım, nasıl yapacağım, beceremem diye sızlanıyor. Huyunu biliyorsun. 1-2 saat kaçabilir miyim? Tabii tabii canım çık. Biz buradayız nasıl olsa. Süpersin. Çok sağ ol. Dur paltomu alayım. Ben takibe geçiyorum. Kesin otele gidiyor bu. Abla ne oteli yapma Allah aşkına. Duyacak rezil olacağız. Canım selam söyle annene. Söylerim. Abla dur nereye? Biliyorum. Yalan söylüyor. Ya mesajını gördüm. Ne? Bırak ispatlayacağım sana. Karışma sen. Sen mesajlarıma baktın bir de kızın. Hay Allah'ım ya. Tamam. Ben gideceğim madem. Eğer dediğin gibiyse onunla ben konuşacağım. Abla. O benim arkadaşım. Lütfen. Eğer öyleyse bile bırak ben halledeyim.
Efendim Bade abla. Alo kızım. Ya ben söylemeyeyim dedim. Kendi hatasını görür dedim ama. Kim? Bilge Bey yavrum. Bilge o kadının dükkanını işletiyor. Anlamadım. Hangi kadının? Tezer'in mi? Ya. Okula gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum. Artık kadın ne dedi de kandırdı bilmiyorum çocuğu. Ben laf geçiremedim. Sana haber vereyim dedim. Tamam Bade abla. Haber verdiğin için sağ ol. Ben ilgileneceğim. Eh Bilge. Hoş geldiniz. Merhaba. Mahkemeden sonra sizin bürodan birinin buraya gelme cesareti göstermesi ilginç. Sizinle konuşmam lazımdı. Ya. Dün bütün sözleri tükettik biz sizinle. Ricacı falan olmaya geldiysen hiç niyetlenmeden, beni de daha fazla sinirlendirmeden çek git derim. Hulusi Bey'in size olan borcu için geldim. Bu ayın bilançosu Hulusi Bey. Bırak Ali. Hulusi Bey biliyorsunuz bu adamlar pek tekin değil. Yusuf'un mahkemeden çıkarkenki hali tavrı rahatsız ediciydi. Diyorum ki şu komiser arkadaşınızı mı arasanız? Belki bir süre koruma talep etseniz iyi olur. Koruma mı? Daha neler? Karanlık adamlar bunlar Hulusi Bey. Ben bir hamle bekliyorum. Karanlık olabilir ama aptal değil Yusuf. Kardeşinin davası sarpa sarmışken, gözler de o kadar üstündeyken hiçbir şey yapamaz. Okları üzerine çekmek istemez. Maksadı size zarar vermek adamın. Aleyhine saldırmaz belki ama dava açarsa hakkınızda, şikayet ederse. CD ortaya çıktı nasıl olsa. Çekinecek bir şey kalmadı. Meslekten ihraç ettirebilir. Bekleyip göreceğiz hamlesini Ali. Olasılıklar üstüne evhamlanmanın bir faydası yok nasıl olsa. Bu ara kimse beni bu kadar güldüremezdi. Demek patronunun ödeyemediği borcu stajyeri ödeyecek. Özgüvenini sevdim. De. Neden seninle işbirliği yapayım? Hı? Neden kabul edeyim teklifini? Ortak neyimiz var küçük hanım? Düşmanımız. Takip mi ettin? Sırf bana yalan söylemeyeceğini ablama ispat edeyim diye takip ettim ama... Ne Zeycan? Ben herkese seni savunuyorum. Mecbur kalmasan, sana da bir fırsat verilse o yemeklere çıkmayacağını söylüyorum. Ya ama sen bir de otel odalarındasın. Ne işin var senin burada? Ya mesele paraysa onu da halledeceğim dedim değil mi sana? Hiçbir sıkıntın kalmayacak dedim. Hani bu işi yapmayı istemiyordun? Neden Zeycan? Neden?